1882 yılında Londra'da dünyaya gelen ve adı bilinç akışı tekniğiyle özdeşleşen Virginia Woolf, hem yaşadığı dönem boyunca hem de günümüzde güncelliğini koruyan popülerliği ve bazı açılardan hala aşılamamış yazı tekniğiyle edebiyat ve kadın hareketi tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Annesinin erken ölümü başlarda istediği gibi bir eğitim almasını engellese de, sonrasında babasının da desteğiyle kendini oldukça geliştirmiş ve daha 13 yaşındayken bir gazetede yazısını yayınlatmayı başarmıştır. Bugün her ne kadar Virginia Woolf deyince aklımıza bu meşhur hüzünlü portresiyle kitap kapaklarını süsleyen bir kadın gelse de aslında son derece karizmatik ve oldukça da muzip bir Virginia. Hatta tarihe geçen çok meşhur bir şaka da bile yer almış. Hikaye şöyle. 7 Şubat 1910'da şakanın elebaşı olan Cole, Dorset'te demir almış olan HMS Dreadnought savaş gemisine bir telgraf çekti. Telgrafta geminin kendilerini ziyaret edecek olan Habeş kraliyet ailesi mensubu prensler için hazırlanması gerektiği yazıyordu. Weymouth'ta donanma Habeşli prensleri şeref kıtasıyla karşıladı. Tabi şaka daha sonra duyulmuş ve gazetelerde yayınlanmıştı. İngiliz donanması düştükleri bu durum nedeniyle ulusal basında alay konusu olmuş ve ordu Cole'un tutuklanmasını talep etmişse de Cole ve arkadaşları herhangi bir kanunu ihlal etmedikleri için ceza almadan kurtulmayı başarmışlardır. Eğer fotoğraflarda Virginia Woolf'u arıyorsanız en solda oturan sakallı beyefendi Virginia'nın ta kendisi. Bu meşhur şaka ayrıca en bilinen eserlerinden biri olan Orlando'ya da ilham kaynağı olmuştur. 1904'te Bloomsbury'ye taşınması Virginia'nın hayatında ciddi bir dönüm noktası olmuştur. Bloomsbury grubu birçok ünlü sanatçı ve entelektüelin katılımıyla oluşturulmuş ve cinsel konulardaki özgürlükçü tavırlarıyla tanınan bir gruptu. Grupta John Maynard, Ian Foster, Roger Fry ve Leighton Strachey gibi ünlü kişiler vardı. Virginia Woolf'un ilk kitabı olan Dışa Yolculuk 1915'te yayınlanmıştır. Bu kitabın yazımının çok uzun sürdüğü, bir yıl içerisinde 3 kez tekrar yazıldığı bilinmektedir. Ayrıca Dışa Yolculuk, yazarı bütün hayatı boyunca derinden etkileyen annesinin ölümüyle de yüzleşmesi niteliğindedir. Diğer bir önemli eseri olan Mrs. Dalloway ise ünlü yazarın adıyla anılacak bilinç akışı tekniğinin en başarılı örneklerinden biridir. Nedir bu bilinç akışı peki? En basit şekliyle söylersek düşünür gibi yazmaktır aslında. Sesli düşünceler gibi aktığı ve anlatılanlar hızlıca değişebildiği için genelde okunması zor olarak nitelendirilse de aslında kanımca sadece biraz dikkat ve zaman isteyen bir tekniktir. 1929 tarihli Kendine Ait Bir Oda ise feminist hareketin klasik bir kitabı olarak kabul edilir. Virginia kadınlara çok net bir mesaj verir bu kitapta. Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın. Erkekler ne der diye düşünmeden yazın. 1931'de yayınladığı Dalgaları yazarken ise bu kitapla o güne değin hiçbir başka romancının göze alamayacağı değişik şeyler yapmak istediğini, bu romanın o güne değin yazılan hiçbir başka romana benzemeyeceğini biliyordu. Çünkü Dalgalar hem düz yazıyla kaleme alınacak hem de şiir olacaktı. Hem roman olacaktı hem de tiyatro oyunu. Kendi deyimiyle bir olay örgüsüne uyarak değil, bir ritme uyarak yazılan kitap, Woolf tarafından 2 yıl içerisinde tam 3 kez yazılmış ve dalgaların sesine uydurularak şiir gibi yüksek sesle okunarak düzeltilmiştir. Sonuç olarak romancılıkta adeta bir devri kapatıp yenisini açmış, ortaya koyduğu birbirinden önemli eserlerle Sylvia Plath, Gabriel Garcia Marquez, Truman Capote, Margaret Atwood gibi edebiyat tarihinin en büyük isimlerine ilham kaynağı almıştır. Bütün hayatı gibi Leonard Woolf ile yaptığı evlilikle de her daim konuşulmuştur Virginia. Kimileri yazarın cinsel eğilimi nedeniyle bu evliliğe bir paravan yakıştırması yapmış ve Leonard'ı kurban ilan etmiş olsa da ikilinin uzun yıllar bozulmayan bir yol arkadaşlığı içinde olduğu ve bu durumun Woolf'un hayatının ilerleyen dönemlerinde bir türlü yakasını bırakmayan ruhsal bunalımların sonucuna yenik düşüp 1941'de intihar etmesine kadar da devam ettiği bir gerçektir. Üstelik Virginia, bıraktığı intihar mektubunda kocasına "Sevgilim, kimse bizim kadar mutlu olamazdı." demekte,
Her şey için teşekkür edip hayatı boyunca kendisine ayak bağı olduğunu söyleyerek de ondan özür dilemektedir. Biri de birbirinden kıymetli eserler ve bolca hayat dersi bırakarak aramızdan ayrılan Virginia Woolf'u saygıyla anıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.